Merhaba arkadaşlar. Ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç. Sizlere bugün Meta Akademi'de fiillerde yapı konusunu anlatacağız. Şimdi sözcüğün yapısı deyince aklına ne canlanıyor Tonguç? Hiçbir şey yok. Evet mantıklı. Şimdi sözcüğün yapısı denince yani bir fiilin yapısı dediğimizde aklımıza basit, türemiş ya da birleşik olması canlanacak. Yani fiil yapısı 3 kısma ayrılıyor Tonguç'um. Birincisi basit fiiller. Tamam mı dostum? İkincisi türemiş fiiller. <laughs> Üçüncüsü de birleşik fiiller. Şimdi bana bir fiil örnek verebilir misin Tonguç'um? Koşmak. Koşmak güzel bir örnek. Aferin. Mesela koşmak fiilini biz koş kök halindeyken zaten basit olduğu belli. Biz buna bir çekim getirelim. Koşuyor diyelim. Bu da hala basit bir fiil Tonguç'um. Çünkü koşuyor sözcüğü yalnızca çekim almış. Türemiş fiil ise yapım eki alan fiil. Mesela koşmaktan koşturmak, koşturdu dediğimizde işte bu bir yapım eki. Yapım eki sözcüğü türemiş fiil yaptı. Peki bir de bileşik fiil yapalım. Koşabilir diyelim mesela. Yani hem koş var hem de o koşma eylemini yapabilir manasında. Yeterlilik bileşik fiil yapalım. Şimdi bunun basit, bunun türemiş, bunun da iki kelimeden oluştuğu için birleşik fiil olduğunu anladın mı Tonguç? Anladım Harika sen anladıysan ben de anlatabilirsem ne mutlu bize. Devam edelim. Şimdi basit fiillerle başlayalım. Şimdi basit fiiller Tonguç'um şu çok önemli. Şahıs ekleri, şahıs ekleri veyahut da kip ekleri veyahut da ek fiil alabiliyor ve bunlarda birer çekim eki. Yani bunları alınca yapısı değişmiyor. Bunların ne olduğunu hatırlıyor musun Tonguç? Hatırlatır mısınız? Harika tamam madem sen istiyorsun hatırlatalım. Şimdi şahıs ekleri bir fiilin birinci tekil şahıs mı, ikinci tekil şahıs mı, yani ben mi yaptım, sen mi yaptın bu tarz şeyleri hatırlatan şeylerdi. Kipekleri de şimdiki zaman, gelecek zaman, gereklilik gibi, gibi fiile zaman ya da dilek anlamı katan şeylerdi. Ek fiilde fiili birleşik zaman yapan idi, imiş, ise gibi çekim ekleriydi. Şimdi dolayısıyla bunlar çekim eki olduğu için bunları alan bir fiil türemiş olmuyor. Mesela geliyor dediğimizde bu bir kipeki ve fiil hala basit. Geliyorum dediğimde ise bu da bir şahıs ki fiilimiz hala yap bakımından basit bir fiil. Mesela sevmiş ki peki hala basit. Sevmişti ilk fiil yani duyulan geçmiş zaman hikayesi oldu hala basit. Sevmiştiniz diyelim bu da yine basit bir fiil. Neden? Çünkü bu kelimeye herhangi bir yapmak almadı. Mesela <laughs> okumalısınız diyelim. Burada da gereklilik peki var veya aşağısı eki var ama bunlar çekim eki olduğu için bunlar hala basit. Basit fiiller son derece basit arkadaşlar. Zaten basit fiillerde şöyle bir ifade vardır. Yani ben basitim. Herhangi bir yapım eki almadım diye. Şimdi gelelim türemiş fiillere. Türemiş fiiller yapım eki almıştır Tonguç'um. Türemiş fiil ad veya fiilden türeyebilir. Türemiş deyince aklına ne geliyor? Mesela bir adam vardı hatırlıyor musun? İnsanlar maymundan türemiştir diyordu. İsmini hatırlıyor musun onun? Dana. Dana değil evladım. Darwin. Çok komik bir adamsın gerçekten Tonguç'um. Türemiş fiiller isim ve fiilden türemiş ya. Darwin ne diyor ki senin dana dediğin adam. İnsanlar maymundan türemiştir diyor. Acaba kime bakarak öyle bir şey demiş bilemiyorum şimdi. Şimdi burada da fiillerimiz yani türemiş fiillerimiz de ad veya fiilden türüyor. Mesela tanımak, öpmek ve bırakmak birer fiil öyle değil mi? Tanımaktan tanıştı dediğimizde, tanıştı dediğimizde buradaki şey bir yapım eki. Yani bu bir türemiş fiil. Öpmekten öpüştü dediğimizde yine bu da bir yapım eki. Evladım sakin ol. Öpmekten öpüş dediğimizde bu da bir türemiş fiil. Öpmek başka şey, öpüşmek başka şey. Öyle değil mi? Bırakmaktan bıraktırdı dediğimizde mesela şu tığlar, tığlar tabii ki çekim eki. Onlar haber ki belki. Ama şu öpüşmek, tanışmak, bıraktırmaktaki ekler yapım eki. Fiilleri yine fiil yapmış anlamını değiştirmiş. Burada da bazı isimler görüyoruz Tonguç'un. Baş, kara, güzel diye. Bunlara baştan başladı dediğimizde bu la iki yapım iki. İzden izledi, gözden gözledi, işte yoldan yolladı, soldan solladı gibi. Karadan kararmak, karardı dediğimizde yine bu işte yeşilden yeşermek, işte mordan morarmak gibi ismi fiil yapıyor. Güzelden güzelleşti dediğimizde yine bu leşeki de sözcüğü türemiş bir fiil yapıyor. Bunların isim şey fiilden, bunların da isimden türediğini anlayabildi mi Tonguç? Evet hocam. Harika, çok güzel. Ben anlatabilirsem, sen de anlayabilirsen ne kolay. Ne güzel. Şimdi bileşik fiillere bakalım. Bileşik fiiller 3 çeşit. Birincisi yardımcı eylemle oluşturulanlar Tonguç. İsim artı etmek, olmak, kılmak gelecek. Mesela hissetti diyoruz öyle değil mi? Bak his ismi ve etmek yardımcı eylemi birleşmiş. Veyahut da affetti diyoruz. Veyahut da zannetti diyoruz. Zannetti diye bir futbolcu vardı hatırlıyor musun Tonguç? Zinedine Zidane. Evladım ne alakası var? O dediğin Fransız Cezayir asıllı. Bu ise İtalyandı galiba tam da hatırlayamıyorum ama neyse. Bizi dinleyen arkadaşlar hatırlamışlardır bile. Şimdi bunlar bileşik fiil ya Zanetti'den hatırlayalım. Bunlar yardımcı eylemle oluşan bileşik fiiller. Ama bunlar da yine yardımcı eylemle oluşuyor. Terk etti, fark etti, hak etti veyahut da mutlu oldu diyelim mesela. ettiği kullanmayalım. Bunlar da yardımcı eylemle oluşuyor. Fakat aralarında bir fark var. Bak dikkat etsen bunlar ayrı yazılmış. Bunlar ise bitişik yazılmış. Öyle değil mi? Neden? Çünkü bunlar da birer ses olayı var. Bak çaktırmadan sana bir yazım kuralı tüyosu verdim. Şimdi gelelim anlamca kaynaşmış birleşik fiillere. Bunlar da deyimlerle oluşturuluyor Tonguç'um. Mesela Emre dün kalbimi kır dediğimizde kalp kırmak bir deyimdir. Öyle değil mi? O her şeye burun kıvırıyor dediğimizde burun kıvırmak bir deyimdir. Burun kıvırmak ne anlama gelebilir sence Tonguç? oynatmak. Evladım ne alakası var? Burun kıvırmak o sen düğünlerdeki göbek atmakla karıştırdın veya neyse şimdi kafam karıştı benim de. Burun kıvırmak bir şeyi beğenmemek anlamına geliyor. Bak deyimler çok önemli. Bugün deyimler sözlüğünü C harfine kadar ezberliyorsun. Şimdi senden vazgeçmiş vazgeçmişecimizde de vazgeçmiş yine bir anlamca kaynaşmış bileşik fiil. Gelelim kurallı bileşik fiillere. Kurallı bileşik fiillerde tam 4 çeşit. Yazalım. 1 2 3 4. Şimdi kurallı bileşik fiillerde birincisi şunu çok iyi bilmemiz lazım ebilmek yani yapabilmek anlamına gelen fiil artı fiil artı şöyle bu kalem yazmadı şöyle maviyle yazalım sıkıntı yok fiil artı a e bilmek yani yapabilir anlamına gelen yeterlik fiiline bakacağız yani diyelim ki şöyle örnek verelim yapabilir diyelim yapabilir bir bileşik fiil yüzebilir sen yüzebilir misin Tonguç Ankara'lıyım hocam Ankara'lısın. Ankara'lısın ama Ankara'da da e, havuzlar var. Oralara gidip yüzmeyi öğrenmeliydin yani. Bu yaşına gelmişsin. 16-17 yaşına gelmişsin. Artık hala yüzmeyi bilemem. Kötü bir şey. Yoksa utanmadan can yeleğiyle mi giriyorsun denize? Kolluk var hocam. Kolluk var. O da iyi. Neyse. Bilmemek değil. Öğrenmemek ayıp. O yüzden öğreneceksin. Sıkıntı oluşturmayacaksın bize. Şimdi yüzebilir dedik. Mesela bunun olumsuzu Tonguç için söylüyorum arkadaşlar. Yüzemez dediğimizde bu da yine bileşik fiil. Bakın buradaki e ekine dikkat edin. Yüzmez değil. Yüzemez. Yani yüzmeyi bilmiyor. Anlatabildim mi? Burada yeterliliği yok anlamında. İşte buna biz bileşik fiil diyoruz arkadaşlar. Tezlik fiiline bakalım. Tezlik fiili de arkadaşlar fiil artı ı i, i vermek. Yani hemen yapı vermek anlamında. Mesela ödevlerinizi yapı verdiniz. Gidi verdi. Mesela kaçı verdi. Yani hemen kaçtı anlamında. Bu da yine bileşik bir fiil. Sürelik fiilde arkadaşlar fiil artı pardon renkleri karıştırdık. Fiil artı ae durmak, gide durmak mesela. Kalmak, baka kalmak veya da gelmek, süre gelmek gibi. Hani deriz ya bazen arkamdan baka kaldı. Baka kaldı, eyvah yine aynı kalem geldi elimize. Baka kaldı dediğimizde, Tonguç bunları sen mi koyuyorsun buraya? Pardon hocam. Helalim bak. Neyse sinirlenmiyorum. Baka kaldı dediğimizde canım benim. Baka kal dediğimizde bu bir bileşik fiil. Öyle değil mi? Baka kalıyorsun böyle. Veyahut da sen gide dur diyoruz mesela. Bu da yine bir bileşik fiil, sürelik fiili. Son fiilimize geldik. O da yaklaşma fiili. Bu da fiil artı ae yazmak Tonguç'um. Mesela hiç duydun mu yaklaşma fiillerinden düşe yazdı, öyle yazdı diye bir şey? Duydum hocam. Çok güzel, duyman çok ilginç. Ben bile çok az duyuyorum değil mi arkadaşlar? Günümüzde bundan çok az duyuluyor. Düşe yazdı dediğimizde hani az kalsın düşüyordu anlamına geliyor. Şimdi o zaman kurallı birleşik ilişki fiilleri gösterdiğimize göre fiil de yapı konusu bitti. Ve ödüllü sorumuza geldik arkadaşlar. Ödüllü sorumuzda eğer bu cümlede altı çizili fiilin yapısını bilirseniz Tonguç'la romantik bir akşam yemeği kazanıyorsunuz. Hadi bakalım kolay gelsin.